Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere yaptığım son alışverişi göstereceğim. Parfümler aldım. Son zamanlarda çılgınca parfüm almak istiyorum çünkü parfümlerim azaldı. Daha önceki parfüm koleksiyonu videomu ya da işte makyaj koleksiyonu videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler ki sayıca şimdikinden çok daha fazla parfümüm vardır. Fakat parfümlerim azalıyordu. Bütün şişelerim yarıya falan indi. Bu arada parfüm koleksiyonu videosu isteyen bir arkadaş olmuştu. Şimdi bu yeni aldıklarımı da ekleyerek acaba bir parfüm koleksiyonu videosu mu yapsam? Şayet o videoyu görmek isterseniz, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Neyse. Uzun zamandır birkaç parfüm almak istedim. Aslında almak istediğim parfümleri alabilmiş değilim hala. Tamam, bir tanesi almak istediğim parfümlerden bir tanesinden değişik bir versiyon. Neyse. Parfüm almak istiyorum. Almak istediğim kafamda belli parfümler var fakat bir türlü indirmeye girmiyorlar. Ben de fakir olduğum için onları alamıyorum ama çıldırdım parfümler var. Hatta söyleyeyim video başlamışken. Ralph Lauren Hot isimli parfümü almak için saçımı başımı yoluyorum. Şöyle bir sorun var. Parfüm piyasada yok. Bulmak çok zor. eBay'de vesaire işte bulunabilir ama orijinal midir değil midir güvenemiyorum. Ralph Lauren Hot almak istiyorum. Versace Cristal Noir'imi Türkiye'de bıraktım. Beni dövsünler yani. Niye böyle bir salaklık yaptım bilmiyorum. Aslında biliyorum. Annem çok sevdiği için onu bıraktım. Ama onu çok özledim. Çok güzel kokuyor. Versace Cristal Noir almak istiyorum. Üçüncü olarak Dolce & Gabbana Light Blue almak istiyorum. Dünyanın en çirkin şişeli parfümü. Ama kokusu çok güzel. Ve asla indirime girmeyen parfümlerden biri. Sinir oluyorum buna. Dördüncü olarak Lolita Lempicka almak istiyorum. Kaç tane parfüm, kaç şişe bitirdim onu hatırlamıyorum. Tekrar almak istiyorum. Beşinci olarak Hypnotic Poison almak istiyorum. İki şişe bitirdim. Üçüncü şişem bir de başlayayım istiyorum. Bir de almak istedim. Ah Prada. Prada'nın parfümünü almak istiyorum. Bilmem. Amber olan deli güzel kokuyor. Bir de Pink Sugar almak istiyorum. Gerçi Pink Sugar aldım. Değişik bir versiyonunu göstereceğim birazdan size. Neyse böyle bir parfüm aşkıyla yanıp tutuşurken ben geçenlerde burada daha önce adını çok duydum fakat hiç gidip içini görmediğim bir yeri gördüm. TJ Maxx diye. Charlie de yanımdaydı. Allah dedim TJ Maxx dalıyoruz buraya. Daldık içeri. Ve vuruldum. Aşık oldum. Parfümler arkadaşlar deliler gibi ucuz. Dezavantajı her markanın bulunmaması. Avantajı belli markaların olması ve onların deli gibi ucuz satılması gözlerim döndü resmen. Genelde celebrity parfümleri satıyorlar. Britney Spears, Paris Hilton, Justin Bieber, Jennifer Aniston, Jungkook, Sarah Jessica Parker. Geneli celebrity parfümleri üzerine kurulmuş. Fakat onlar dışında da parfümler var. Ve çok çok ucuz. Dışarıya yani Versace'nin iki parfümünü ne gördüm? $30, $25 falan. Versace parfümden bahsediyoruz. Ama öyle. Benim çok çıldırdığım parfümler yoktu. Denemek istediğim, merak ettiğim parfümler vardı. Fiyatları görünce dayanamadım. Hemen göstereyim ne aldığımı. Bu arada işte bakım ürünleri vesaire de vardı. Fazla makyaj yoktu. Ayakkabılar falan vardı. Böyle markaların değişik bildiğiniz markaların markaları ucuza satıyorlardı. Ben çok fazla fırsatım olmadı çünkü Charlie'nden nesli dışarıda arabada bekliyordu. Bekletmek istemediğim için fazla. Çok fazla bakma şansım olmadı ama bir daha gelip talan etmek istiyorum orayı. Neyse. Aldığım ürünlere gelince. İlk olarak bu seti aldım. Bu kadar güzel görünüşü. Zaten dantel deyince ben bayılan bir insanım. Şu dantel işlemesi şeklinin şeye falan yapıyordu da. Dantel gibi görünen şeyin güzelliğine bakar mısınız? Tırnaklarımın da kutuna bakmayın lütfen. Şöyle için görmeyin onları. Pink Sugar Sensual setini aldım. Ben daha önceden Pink Sugar kullanmıştım. Pink Sugar'ı da severim. Fakat Pink Sugar çok şekerli bir parfüm ve biraz genç kız parfümü. Ben 29 yaşında olduğum için artık genç kız falan kalmadığı için sanki Pink Sugar daha ziyade böyle 16 ile 22-23 yaş arasında hitap ediyormuş gibi. İsterseniz 70 yaşında olun, sürmek istiyorsanız sürersiniz. O ayrı mesele ama benim yaşıma biraz genç olduğunu düşünüyorum. Fakat yine de hoşuma gidiyor. Kaşık koşu parfüm bence. Bu Sensual olanı da daha önce koklamıştım. Beğenmiştim. Pink Sugar kadar beğenmiyorum. Bunu baştan söyleyeyim ama bu vardı ve bu indirimdeydi. Ve bunun normalde fiyatı $45'ken ben bunu $27 aldım. Allah tırnaklarımı sıkan da utandım kendine. $45'lık bir ürünü $27 almak güzel oluyor. Parfüm var. Şimdi hemen bunları açıp göstereceğim. Hatta tutup açıp göstereyim. Parfümü 50 ml. Şu şekilde. Hatta bunları çıkarttıktan sonra bu kutuyu çok güzel olmasına rağmen atacağım. Çünkü benim bunları saklayacak bir yerim yok. Video çekiyorum. Senin şimdi çıkman lazım oradan. Beni sinirlendirme.
Hayır, ne demek bilmiyorum. Body cream. Vücut kremi. Tabii benim odamın ışığından deli gibi parlıyorlar. Kusura bakmayın. Ve yine aynı kokunun Silky Shower Gel. Duş jeli. İpeksi duş jeli. Görüntüler inanılmaz güzel. Bunların şişesinde bu dantelimsi görüntü var. Şişesine kutuya vesaire aşık olmuş. Türkiye'de olsam şu kutuyu atmazdım ama burada cidden bunları saklamakla ilgili bir sorunum olacak. Şöyle üçlü seti $27 almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu koku normal Pink Sugar'a göre. Bu arada videomun sesinin biraz az olduğunu söyleyenler var daha önceki videonun. Arkadaşlar bu tabletle çekiyorum. Yani tabletin video ses algılama sımbatısı bu kadar çok mu yüksek sesle konuşsam şimdi yaptığım gibi bilmiyorum. Ama öyle konuşamayacağım. O yüzden kusura bakmayın. Neyse. Bu koku normal Pink Sugar'a kıyasla daha az şeker. Normalde şekerli bir parfüm fakat Pink Sugar'a kıyasla, orijinaline kıyasla daha az şekerli. Biraz daha sanki baharatlımsı birazcık daha. Biraz daha sanki çiçeklimsimsi. Ve daha olgun normal Pink Sugar'a kıyasla yine. Güzel bir koku. Kalıcı olacağını ümit ediyorum. Ve kışın kendisini bol bol kullanacağım. Aldığım ikinci parfüm ki tüm aldıklarım içinde Charlie'nin en favori olanı bu oldu. Hilary Duff'ın Which Love isimli parfümü. Ki bunun neredesin sen? Şurada. Normalde fiyatı arkadaşlar $35. Fakat ben kendisini $15 aldım. Daha önceden de Matthew'nu duyduğum Cheers Mass'ı orada burada ucuza görüp almaya niyetlendiğim bir kokuydu bu. Fakat ben aslında bir türlü elim gitmemişti. Şimdi aldım sonunda. Ben aslında celebrity parfümleri çok çıldırmıyorum. Yani çok önyargılı olmak istemiyorum. Çünkü en severek kullandığım parfümlerden, vazgeçilmezim olan parfümlerden bir tanesi bir celebrity parfümü. Sarah Jessica Parker'ın Lovely'si. Benim şu an üçüncü şişemi kullanıyorum ve muhakkak bir tişe tekrar alacağım bir koku. Onsuz olmayacağım bir koku aşığım. O yüzden de celebrity parfümlerini küçümsemek istemiyorum ama genelde kalıcılık olarak ve koku kalitesi olarak çok da başarılı bulmuyorum mesela Paris Hilton parfümlerini falan. Diyorum ama Britney Spears'ın iki parfümünde gözüm var. Fantasy yalasım var. Ondan da ziyade Curious isimli parfümünü orada burada koklayıp bayıldım. Çok güzel koku onu alacağım bir ara. Neyse ileri defa dönelim. Bu şişesi son derece şık olan. Allah'ım tırnaklarım çok kötü kusura bakmayın ya ben gözlerimi alamıyorum. İkide bir tonlarına bastırıyorum. Üzgünüm. Bu şişesi çok şık parfümü. Aldım $15. Bu da 50 ml. Tabii gözlerim de şimdi tam görür. Neyse ya. Üstünde yazıyorsam aşağı. Bu da çok şeker. Evet 50 ml evde parfüm. Bu. Şöyle kapağını açıyorsunuz. Bu da hafif koku yani çok ağır, çok baskın bir koku değil. Böyle biraz çiçeksi gibi. Ben aslında çok çiçeksi kokuları sevmiyorum. Genelde şekerli ve baharatlı ve biraz da odunsu kokular benim favorilerim. Fakat bu hoş bir bileşim olmuş bence. Koku tarif etmekteki başarısızlığımı an itibariyle fark etmiş bulunuyorsunuz. Şayet içindeki notaları merak ediyorsanız Google'ı tavsiye ediyorum. Ama hoş bir koku. Genelde de indirimde oluyor. Sanırım Türkiye'de Sevillerde de satılıyor. Bakabilirsiniz. Sephora'da muhakkak bulursunuz eminim. Ya da internetten alıyorsanız Çiftsimel'de vesaire çok uygun bulunabiliyor. Hoş bir koku. Tavsiye edebileceğim bir koku. Severek kullanın. Charlie normalde koku konusunda çok seçici paşa. Beğenmiyor her kokuyu. Benim o bayılarak sürdüğüm kokularım falan çok yani tabii hoşlar, fena değiller falan diyor ama böyle bayılmıyor. Bunu oldukça beğendim sürdüğümde. İltifat aldım paşadan. Ve bir diğer parfüm aldım. Calvin Klein Secret Obsession. Obsession isimli parfüm. Bu parfümün kokusunu bilmeden aldım. TJ Maxx'in dezavantajı parfümleri açamamanız. Çünkü kapalı kutu böyle vesaire tarzı içinde bulunuyorlar. Testleri yok. O yüzden dışarıda kokusunu bilip de pahalı bulup almadığınız fakat orada bulup da aldığınız bir koku olursa ya da daha önce kullandığınız bir kokuyu
ucuza bulup alırsanız büyük avantaj. Mesela ben bunun kokusunu bilmeden sadece internetteki yorumlara bakarak aldım. Bir de Calvin Klein'in markasına güvendiğim için. Euphoria falan da vardı bu arada. O da çok ucuz. $20 civarıydı. Euphoria'da daha önce kullanıp beğendim. Fakat daha sonradan sıkıldığım bir koku olduğu için onu almak yine bunu tercih ettim. Secret Obsession. Oldukça baharatlı bir koku. Bu tam bir kış kokusu bence. Ben buradayım diyen bir koku. Parfümü sürdüm. İş yerinde iltifat aldım bir beyden. Parfüm çok güzel kokuyordu, sağ olsun. Bilmiyorum, bence hoş bir koku. Çok benim tarzım değil aslında. Biraz böyle buram buram baharatlı. Gene içeriğimi çok fazla açıklayamayacağım. Ama işte çok şık bence. Tam bir kışlık böyle kazak atkı kokusu. San Diego'da da ne kadar kış oluyor artık bilirsiniz. Bunun fiyatı da normalde $55'miş fakat ben kendisini $20 aldım. Mutluyum, huzurluyum. Yani şöyle göstereyim hemen yeni bebeklerime. Bu üçü benim yeni cicilerim, parfümlerim. Çok mutluyum kendilerini aldığım için. Güle güle kullanmak niyetindeyim. Aldığım son ürünü göstereceğim. Bu da bir göz kremi. Pure Minerals markasının bu 30 ml'lik devasa göz kremini aldım. Normalde 10 lira, 10 dolarmış civarı. $10 fiyatım arkadaşlar ve ben kendisini $6 aldım. $10'dan $6 çok büyük bir indirim değil ama benim şu an CVS marka bir göz kremi, 15 ml'lik bir göz kremi kullandığım ve kendisine zamanında herhalde bir $10-$12 civarı bayıldığını düşünürse kendisinin iki katı büyüklüğünde bu göz kremine $6 vermiş olduğum gerçeği beni avantajlı bir alışveriş yapmış kılıyorum. Nasıl saçmalıyorum, nasıl uzatıyorum cümleleri. Fakat denedim ve yapısını beğendim. Şöyle bir koruma kapağı var. Böyle. Beyaz bir. Oldukça kremsi, kalın yapıda bir krem ki seviyorum. Göz. Normalde yüzüme kalın yapıdaki kremleri sevmiyorum ama göz çevresi için haz ediyorum öylelerini. Çok kalın sevmiyorum ama biraz kalın yapılı seviyorum. İşte böyle anti-aging'miş bu arada. Pure Minerals markasının 30 ml'lik, normalde 100 kremleri 30 ml. 30 ml'lik göz kremini de $6 aldım. Mutluyum, huzurluyum. Evet arkadaşlar. Konuşamadığım, bol bol, uzun uzun, saçma sapan cümleler kurduğum videomun sonuna geldi. 12 dakika. Kısa video sevmeyen arkadaşlar kızacak. Uzun video sevmeyen arkadaşlar sevinecek. Böyle bir parfüm alışveriş videosu yapmak istedim. Dediğim gibi eğer parfüm koleksiyonunu merak ediyorsanız parfüm koleksiyonu videosu çekmeyi düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.